Efendim merhabalar. Diyanet TV ekranlarında Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Sizler ekranları başına, siz kıymetli konuklar da stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı ve güzel programa kelamların en güzeliyle İltifat-ı Rahmaniye, Hitabat-ı Ezeli'ye olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا مَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي
المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, hudutsuz nimetler bahşeden Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, iki dünya serveri, sertacı enbiya, üsve-i hasene, biricik peygamberimize salat olsun, selam olsun. Efendim bu naif, bu zarif, bu güzel kıraatten ötürü Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Sayın Fatih Okumuş'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim Bursa'dayız. Güzel bir şehirdeyiz, kadim bir medeniyetteyiz. Bursa deyince akıllara yeşiliyle, doğasıyla harikulade bir şehir geliyor. Bursa deyince Uludağ, Ulu Camii, Emir Sultan geliyor akıllara. Osman Gazi, Orhan Gazi, Süleyman Çelebi geliyor akıllara. Süleyman Çelebi deyince de 600 yıldır bu kadim medeniyette, bu güzel topraklarda aşkla, muhabbetle, büyük bir sevdayla Mevlid-i Şerif okumaları geliyor. İşte bu vesileyle bizler de bu güzel ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Harikulade bir yarışmayla elbette nefes kesecek olan yeni Mevlid Hanları tanıyacağımız güzel bir program hazırladık. Tabii ki bana eşlik edecek olan çok kıymetli, çok değerli jüri üyelerim var. O jüri üyelerinin arasında da teşrifleriyle bizleri onurlandıran, şereflendiren, birçok Mevlid Han'ın yol göstericiliğini, üstadlığını, hocalığını yapan hafız, bestekar Mevlid Han Amir Ateş. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Keyifler yerinde umarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarışmaya jüri olarak katılmak hakikaten büyük bir şereftir bizler için. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum inşallah. Sizin aramızda olmanız bizi de epey hem şevklendiriyor hem de gayretlendiriyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Benim için de öyle efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Tabii muazzam bir sesiyle, harikulade yorumuyla Mevlid Han, Kasidan, şair, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Sayın Yunus Balcıoğlu. Efendim hoş geldiniz.
Keyifler yerinde umarım. Elhamdülillah, iyiyiz. Nasıl bir program, nasıl bir stüdyo? Neler söylersiniz? Çok çok güzel. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yeşil kubbesini görüp de ortamın güzel olmaması düşünülebilir mi? Yani o kubbeyi görmek bile bir ayrıcalık. Evet. Hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim canlı bir şekilde görmeyi nasip etsin. Amin. Göremeyen herkese. Amin. Tabii hoş sadasıyla, muhteşem muhabbetiyle, birbirinden güzel yorumlarıyla hepimizin gönlünü kazanan, aynı zamanda hocalığıyla da siz yakından tanıyorsunuz ama Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Fatih Hoca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin ilk yorumlarınızı alalım efendim. Gerçekten ben çok mutluyum. 2 yıl evvel Amir Ateş hocam, Diyanet İşleri Başkanımıza söylemişti böyle bir yarışma olsun diye. Ve bugün burada tam 600 yıl sonra, yazılmasının tam 600. yılında bir Mevlid-i Nebi, Mevlid-i Şerif okuma yarışmasında burada olmaktan çok mutluyum. Ve Amir hocamla beraber olmaktan da ayrıca çok mutluyum, onu söylemek isterim. Çok büyük renk katacaksınız, ümit İnşallah ediyoruz. Abi. Şimdi 3 tane jürimiz her zaman sabitler. Günün kıymetlilerinden misafir jürimiz yine eşsiz yorumlarıyla bizim programımıza renk katacak. Ubeydullah Sezikli, bestekar, sanatçı, aynı zamanda akademisyen, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Keyifler yerinde. Şükür nasıl Allah'a. Yorumlarsınız ilk programı? Siz çok daha özelsiniz çünkü bir daha göremeyeceğiz kıymetli evet, hocam. Evet, görüşürüz inşallah isterseniz. İnşallah. Tabii ki program çok güzel. Bir şeye dikkat çekmek açısından yarışması işin doğasında olan dikkati daha fazla artıran bir şey. Fakat bundan 600 yıl önce yazılmış bir metnin bizimle beraber Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyada geçseniz ne kadar etkili ve güçlü olduğunu görürsünüz. Neye yaradığını çok iyi görürsünüz inşallah. O zamanki dirilişe tekrar vesile olması temennisiyle emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, sizlere de. Tabii bu yıl 2022 UNESCO tarafından Vesiletün Necat'ın müellifi, Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi yılı olarak ilan edildi. Dolayısıyla çok daha anlam katan bir program oldu. Türkiye'de de bir ilki başarmış olmanın bizler adına haklı bir gururunu yaşadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Nasıl bir format bizleri bekliyor? Şöyle efendim, bugün ilk bölümde 5 Mevlid Han yarışacak. Nefeslerini tüketecekler, Resulullah sevdası için terleyecekler ve 5 yarışmacı içerisinde bir yarışmacı yarı finale alacağız. Yarı finalden sonra finale de taşıyacağımız 6 yarışmacı olacak ve sonrasında büyük bir finalde Türkiye yeni Mevlid Hanlarını bulacak. Dilerseniz ilk yarışmacıyla başlayalım. Nereden geliyor ilk yarışmacı? Cennet vatan güzel ülkemizin Elazığ ilinden geliyor. Atalay Deveci, Tevhid Bahri ile sizlerle. Ben Atalay Deveci, Elazığ Merkez Yeni Camii'nde müezzinlik kayyum olarak görev yapıyorum. 2 çocuk babasıyım. Baba oğul bu yarışmaya başvurduk. Bugünün taliplisi benim. Çocukluktan belli benim bir okuma aşkım var. Mevlid okuma olsun, Kur'an okuma olsun, ezan okuma olsun. Bir aşk var. O aşk beni buralara kadar getirdi. Rabbime hamdü sanal olsun inşallah. Fuaye alanındayım. İlk Mevlüt Tevhid Bahri'ni ben okuyacağım inşallah. Çok heyecanlıyım. İnşallah Rabbim rast getirir. Seyyid-i Kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Salavat Allah adını zikredelim evvela
ile her kula. Allah adı her kim ol, evvel ana, her işi asan de Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adı dem dem, Allah adıyla olur her iş tamam. Aşkıyla derdine gözyaşıyla ah edelim. Ola kim rahmet kıl ol Kerim ol ilah. Birdir ol birliğine, şek yok durur. Gerçi söyleyenler çok durur. Cümle
mis gibi kokusu callarda tutar. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana, her ki diler bu duada İhsan ede ben kuluna. El-Fatiha. Atalay Deveci için seyirci puanlamasına geçiyoruz. Evet sevgili Atalay Deveci, geçmiş olsun diyelim. Sesinize, sadanıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çocuk var mı? İki çocuk var. Zor bir soruyla başlayalım o zaman. Evet. Çocuklar mı daha heyecanlıdır, siz mi? Şu an ben daha heyecanlıyım. Evet. Peki söylediğiniz kadarıyla Ezan-ı Muhammedi'yi okuma yarışmasında da birinciliğiniz varmış galiba. Evet, birincilik. Ezanı okurken mi daha çok terliyorsunuz Mevlid-i Şerif'im? Her ikisinde de terliyoruz yani. Hele bir de, böyle kıymetli jürinin karşısında hiç kolay değil. Evet. Hele hele böyle güzel bir programın hatimesi olmak hiç kolay değil. Gerçekten evet. Sesinize, sadanıza sağlık. Puanları merak ediyor muyuz? Merak ediyoruz. Evet. Peki. O zaman ilk olarak Amir Hocam sizle başlayalım mı? Memnuniyetle tabii efendim. Ve tebrik ediyoruz Atalay Bey'i kardeşimiz öncelikle. Evet, ses güzel, pırıl pırıl bir ses. Tabii ki birçok eksiklikler var. Efendim, bu zemin, zaman ve yan karar dediğimiz hususlarda daha iyi bir tecrübe edinmiş olması gerekir. Başarılar diliyoruz inşallah. Kendilerinde bu yetenek, bu başarı şeyi, grafiği muhakkak vardır. Başarılar diliyoruz kendilerine. Peki puanınızı lütfeder misiniz efendim? Estağfurullah. Benim puanım 75. 75 puan. Evet, evet. Atalay Deveci. Peki kıymetli Yunus Hocam, sizler nasıl yorumlarsınız? Nasıl puan verirsiniz? Ağzına sağlık Atalay Hocamızın. Biraz espriyle başlayalım söze. Tabii bizim Anadolu'muzun belli bölgelerinde Hüseyin'i makamı ünlüdür, meşhurdur. Biraz da yöresel havası vardır Hüseyin'i makamının. Atalay Hocamız aray araya sonunda Hüseyin'i makamını yöresel haliyle yakalayabildi. Epeyce uğraşmadan sonra. Eyvallah, benim de puanım 75. 75 puan alıyorsunuz. Fatih Hocam, sizinle devam edelim mi? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ben de Atalay Hocam'ın sesini çok beğendim. Çok güzel bir sesi var. Vezinler çok fazla hata yoktu. Vezin doğruydu. Yani doğru okuyuş genel itibariyle iyiydi. Ama teknik birkaç şeyi söylemek isterim. Başladığı ses itibariyle, yani bir sesin yarım ses üstü başladığı, aslında ortalara doğru, yani Hüseyinli perdesine gelene kadar bu perdeyi muhafaza etti. Meyan perdesine çıkarken o oktav arasındaki geçkide ses kaymaları vardı. Ses kaymaları vardı. Buralara biraz çalışılırsa çok iyi olur. Ancak Hüseyin'i perdesine geçmesi, yani o önceki başladığı bir ses üstü yarım sesin değil, tamamen altı ses üstü yarım sesin üstü gitti. Yani o Yunus abim dediği o Anadolu Hüseyin'isi ile, yani biraz ses kayıpları oldu. Hocam eğer bunları hallederse
çok güzel bir okuyucu olacağına inanıyorum değerli hocamın. Puanınızı da lütfederseniz kaç puan veririz? Ben de hocam gibi 75 düşünüyorum. 75 puan. Peki son jüri üyemiz Ubeydullah Sizikli. Sizin yorumlarınızı ve puanınızı merak ediyoruz. Ben de Atalay hocamı tebrik ediyorum, teşekkür ederim. O yoruma geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. İlk program olması hasabıyla. Mevlid-i Şerif bizim camilerimize giren ilk Türkçe eserdir. O yönden büyük bir önem arz eder. Fakat bu Mevlid-i Şerif nereden çıkmış da biz böyle bunu bir okuyoruz? Niye gelmiş başımıza bu? Nereden bu kadar yayılmış diye kısa kısa anekdotlar, kısa kısa bilgiler halinde verecek olursak. Şimdi sizi götüreceğim yer çok enteresan bir yer yalnız. Buradan sonra insanlar neden bunun yazıldığını çok daha iyi anlayacaklar. Hazreti Peygamber'in hırkasını hediye ettiği bir kaside var biliyorsunuz. Bane Suat diye başlayan, Kâb bin Züheyr'in yazdığı. O kasideye Hazreti Peygamber'in hırkayı şerifin hediye etmesi aslında bizim onun için bir şiir yazma geleneğinin de başlangıcı. Fakat hırkasını hediye ettiği kıta bence çok önemli. Bane Suat biliyorsunuz uzun bir şiir. O kıtayı müsaade edersen okuyayım. Lütfen buyurun. Şüphe yok ki Resulullah aydınlatan bir nurdur. Onunla aydınlanmak bulunmaz bir huzurdur. Ümmetinden sayılmak başlıca bir gururdur. Gerçi Hint işi kılıç değerlidir pek çoktur. Fakat ancak o Allah'ın kılıcıdır, onun gibi yoktur. Bunun üstüne hırkayı hediye ediyor Kâb bin Züheyl'e. İşte buradaki bizim bu şefaat anlayışımız ve Hazreti Peygamber'in bu ikramını tarih boyunca hep alma ümidiyle biz hep yazmışız. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. 200'ün üzerinde Mevlid-i Şerif var. Resulullah Aleyhisselam'a yazılan bu coğrafyadaki Müslüman dillerini düşünecek olursanız bunun %80'i Türkçedir. Bizim Resulullah'ı oturtturduğumuz yere şu ana kadar gelen hiç kimse hiçbir şey oturtturmamış. Onun için bu yarışmayı düzenleyenlere, bu yarışmada emeği geçenlere tekrar mükafatlarını Allah'ın Resulü'nden alsınlar diyelim, Allah'tan alsınlar. Biz sadece dua ederiz. Atalay kardeşimle ilgili de birkaç tane kelimeyi atladık hocam. Malum haliniz olduğu üzere okurken güftede. Zemin, meyan ve karar çok önemli. Bütün müzik, irticalen okunan bütün müzikler için önemli aslında. Bir kompozisyon gibi giriş, gelişme, sonuç var ya hocam. Yani genişmede ana şeyleri belli etmek gerekiyor. Ama en çok hoşuma giden yer nerede dersen Ey Azizler'deki klarnet gibi o Hüseyin'in geldiği nameler. Orası çok güzel. Zaten dini müziğin en büyük özelliği bu. Yöresel şeyleri içinde taşıması. Ben de 72 puandayım hocam. 72 puan evet. Veriyor. Gayet. Allah bereketini Allah versin. Bereket hayırlı görün diye. Teşekkür ediyorum hocalar. Bakalım toplamda kaç puan almışız. Evet. Bunu da görelim ekranlarımızda. Atalay Deveci jürimizden toplamda 297 puan alıyor ve alkışlarla kendisini uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayrını görün efendim. Sağ olun. Evet. Birinci Mevlid Han'ı geride bıraktık, onu uğurladık. Şimdi sırada ikinci Mevlid Han'ı almakta var. Ankara'dan gelen Mustafa Bilis, Veladet Bahri'ni okuyacak. İsmim Mustafa Bilis, Erzurum doğumluyum. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müezzin kayım olarak görev yapmaya başladım ben. 2013 yılından beri Ankara Kocatepe Camii'nde müezzin olarak devam ediyorum. Yarışmayla ilgili şunu hissediyorum, sonuçta bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanalı olan Diyanet TV'de yayın oluyor. Dolayısıyla ben özellikle bu kanalda olduğu için müracaatta bulundum ve kendimi bu kurumun bir parçası olarak hissettiğim için özellikle katılmak istedim ve şu an buradayım. Amine Hatun
tanesi olsa deften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt erişti, heften ve eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler ben ürdi gelmeden. Ol Rabi'ul evvel ayını cesi 12. gece isneyin gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer alesi. Anda neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin anesi. Bir acab nur kim güneş pervanesi. Berk kurup çıktı evimden agahan. Göklere denk nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib dağın. Biri damında dikildi Kabe'nin. İndiler gökten melekler. Şefi'al müznibindir Mustafa.
Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nuru tergib ettiler. Amin eyder şu vakt oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan akidi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim an oldu cismim nura gark, demezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanadı ile revan, arkamı sığadı kuvvetle hevan. Doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark oldu semavatu zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve na'ima. Mustafa Biliz için seyirci puanlamasına geçiyoruz. Evet Mustafa Hocam, sesinize, sadanıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Mevlid-i Şerif okurken kendinizi rehber kıldığınız bir isim var mı? Birileri var mı? Kimi dinlersiniz daha çok? Özellikle Amir Hocam burada zaten. Bütün kayıt ezberlerimizi biz kendisinden yaptık. Tabii Yunus Hocam, takdire şayan hocamız, sesiyle, okuyuşuyla, tarzıyla. Özellikle ben 2013, hatta 2012 yılından beri rahmetli İsmail Çoşar Hocam'la beraber görev yapma şerefine nail oldum. Kendisine Rabbim rahmet eylesin. Tecrübe olarak kendisinden bizatihi istifade ettim diyebilirim. Evet. Onun haricinde mevlüt okumak zaten özel bir ilgi isteyen alan. Öncelikle insan sevmesi lazım. Evet. Ve Mevlid-i Şerif yarışması olduğu için ben de zaten buradayım bugün. Hayırlısı bakalım. Renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli Fatih Hocam, böyle işlerde ezan okurken, Kur'an okurken, Mevlid-i Şerif okurken taklit etmek de kıymetli derler. Hatta bir hocam anlatmıştı, vaktiyle bir delikanlı, küçük bir çocuk ezan dinlermiş. Sonrasında da eve geldiğinde o ezanı taklit edermiş. Şöyle başlarmış efendim. Tık tık, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Meğer müezzin efendi her çıkmadan önce tık tık yapınca ezan-ı Muhammedi'de de tık tık varmış gibi hissedermiş. Ne dersiniz, taklit önemli mi bu işlerde? Kesinlikle önemli. Abdullah bin Zeyd bin Salebe rüyayı görüp de geldiği zaman Hazreti Bilal Efendimiz'e okudu. O onu taklit etti. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Mahzure'ye ezanı talim ettirdi. O da Efendimiz'i taklit etti. Hı. Müzik, özellikle hocamın yanında konuşmak bizim için gerçekten zor ama müzik taklitle başlar, musiki taklitle başlar. Hele hele de İrticali, doğaçlama okumalar tamamen taklitle başlar ve ondan sonra kendi özünü, kendi namelerini katarak süsler. Evet. Taklit ettiği hocalarıma da bakar mısınız? Amir Ateş, Yunus Hocam. İsmail Coşar. Allah rahmet eylesin İsmail Coşar. Allah muvaffak etsin. Amin. Yorumlarınız ve puanınızı merak ediyoruz. Siz de başlayalım dilerseniz. Peki, madem sözü verdik. Ben tabii Mustafa Hocam'ı Ankara'da dinliyorum ezanlarını, o güzel ezanlarını dinliyoruz, mest oluyoruz. Mustafa Hocam, bugün iki ses diye, yıldız akort diye tabir ettiğimiz akordun
yarım ses yukarısından başladı. Yani bir ses ile iki ses arasından başladı. Rast perdesiyle ve güzel bir Hicazkar geçkisi yaptı. Ancak perdelerde sıkıntılar gördüm. Tiz perdelerde aslında çok iyiydi. Ancak o tiz meyan bölümüne geçerken ki biraz evvelki Atalay hocamda da aynısı oldu. Yani kulağı rahatsız etmeyecek ses perdelerini daha düzgün basmış olsaydı çok daha güzel olacaktı. Sonra uşak geçkisi yaptı ama yani o yaptığı makamın güçlü üzerinden yaptığı diye mi baktım? O da olmadı. Farklı kendine göre bir uşak makamı yaptı ama o uşağın da meyanını yine güzel yaptı. Meyan sesleri, tiz sesleri çok güzel. Bu kargaşa içerisinde yani en başta başladığı o yarım ses aralığına tekrar geri dönüş yaptı. Bu da çok enteresan, çok zor bir şeydir. Ama bir kompozisyon olarak inşallah çok daha ileride bunlara dikkat ederse çok daha güzel olacağı kanaatindeyim. Benim puanım Mustafa Hocam'a yine 75. 75 puan alıyor Fatih Hocamızdan. Amir Hocam nasıl yorumlarsınız, nasıl puanlarsınız? Evet, ben de Mustafa Hocamı tebrik ediyorum. Pırıl pırıl yumuşak bir ses. Ah bu ses hep bizde de böyle olsa diye de bayağı hayıflanıyorum yani kendim için. Fatih Bey kardeşimin buyurduğu gibi, söylediği gibi zemin, zaman ve meyan mefhumuna biraz riayet etme durumu zayıf arkadaşlarımızda. Oysa ki Mevlid çok okunan, daha önceleri çok okunan bir eserdi. Maalesef son yıllarda hemen hemen hiç okunmaz hale geldiğini de söyleyebiliriz. Zira günde iki tane, üç tane Mevlid okuduğumuz çok çok vakidir. Şimdi ayda değil, senede 5-6 Mevlid'i geçmiyor okuduğumuz. Oysa ki Mevlid, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'a bir basamak olan, benim olduğum yerde Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilaveti mutlak surette olsun demek anlamına gelen, merhum Süleyman Çelebi Hazretleri tarafından telif edilmiş bir eserdir. Bu Veladet Bahri ise çok çok ustalık isteyen, hakikaten Rast makamından girip de Sozidak makamının tekrarlanması ve Isfahan makamlarının doğduğu kısmında okunması, yine aynı perdelerle karar verilmesi gereken bir bahirdir, bir eserdir. Mustafa Bey kardeşimizin biraz daha bunun üzerinde durması, buna eğilmesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü yetenek var, kabiliyet var. Bu nedenle ben de size 77 puanla Mustafa kardeşimi puanlamak istiyorum. 77 puan Amir evet. Hocamızdan aldınız. Evet. Tebrik ediyoruz. Yunus Hocam, neler dersiniz? Eyvallah. Malzeme çok güzel. Hakikaten hocamın da ifade buyurdukları gibi çok güzel bir ses. Yumuşak bir ses. Yani sesin yumuşak oluşu çok kıymetlidir. Niye kıymetlidir? Çünkü genelde sesler tiz perdelerde sertleşmeye başlar. Ve bu sert sesler de hem okuyucu hem dinleyici yorar. Hocamızın bu anlamda büyük bir şansı var. Taklit dedik, tabii ki taklitle bu işler başlıyor. Ama taklidin neticesinde bizim nihai hedefimiz tahkiktir. Bu anlamda dinlediği huffaz-ı kirama, Mevlid Hanlara devam etsin. Yani ben de içinde olduğum size için söylemiyorum. Söylemiyorum. Kadim özellikle ben yakın zamanda sosyal medyada da paylaştım. Bizim işte o merhum olmuş artık üçlü sacaya aslında Aziz Bahriyeli, Halil İbrahim Çanakkale'li, Fevzi Mısır, üstadlar başta olmak üzere Nihat Ulu, hepsini rahmetle yad ediyoruz. Onları bol bol dinlesinler arkadaşlarımız. Güzel bir kompozisyon tabii. Hakikaten bu bir kompozisyondur. Özellikle Mevlid'de kompozisyonun en çok öne çıktığı kısım bu veladat kısmıdır. Yani Ümmül Makamat dediğimiz rast makamıyla başlar. Hocamın ifade buyurdukları o zemin, zaman, meyan, karar,
o indiler gökten melekler kısmına kadar o zemini iyice adeta bir hafriyat yapar gibi, bir inşaat hazırlığı yapar gibi iyice doldurulması, beslenmesi lazım. O noktalarda eksikleri var. Bir iki yerde vezin hataları da oldu. Onları düzeltirse güzel bir eser ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben de puanımı 80 puan olarak takdir ettim. 80 puan. Çok teşekkür ediyoruz. Allah muvaffak eylesin. Ubeydullah Hocam, sizdeyiz. Eyvallah. Şimdi ben de birkaç cümle daha söyleyeyim Mevlid-i Şerif ile ilgili. Bir kere Hazreti Resul'e duyduğumuz engin ve sonsuz bir muhabbetin sembolü. Okuduğu yerde mesela hocamızın geldi bir akkuş kanadıyla revan derken ayağa kalkmamız, birbirimizin sırtını sıvazlamamız, ruhaniyet olarak hala ona gösterdiğimiz o muhabbetin bir eseri. Hala o gül suyunu, gülleri dağıtmamız, ona bir muhabbetin. Aslında biz bir millet olarak Resulullah'ın muhabbeti hayatımızın içine sokmuşuz Mevlid-i Şerif'le. Nasıl yapmışız? Çocuğumuz doğmuş, babamız ölmüş, annemiz hastalanmış, değil mi? Yani çocuk okula başlamış, askere, bak hayatın her yerinde Resulullah'la olan bir muhabbet kurmuşuz. Hatta bir vakfiyede okudum, bu çok enteresandı. Vakfiyede şöyle diyor, diyor ki bir mevlid cemiyeti vakfetmiş. Yani yılda bir sefer mevlid cemiyeti benim için. Sonra eşim için, sonra çocuğum için hepsine ayrı 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 vasiyet etmiş. Neden biliyor musunuz? Çok okunsun diye. Şimdi buradan hocamın dediği noktaya gelmek birazcık insana acı veriyor. İnşallah daha fazla okunsun istiyoruz. Yani i̇şte, bu Mevlid-i Şerif ve bu programa gene evet. Getirecek olursak sözü, ben her zaman söylüyorum, ayakta alkışlamak gerekiyor gerçekten. Allah tekraren razı olsun. Mustafa Bilis hocama gelince, hocam bütün hocalarımın söylediği gibi meyan kısmında bir sıkıntımız oldu sadece. Ama bence ana bir sıkıntıydı o. Biraz daha pes sesten başlasak çok daha rahat alabileceğimiz bir sesti. Çünkü biz nereden okursak okuyalım hocam, nereye kadar çıktığımızı kimse bilmiyor. Mesele ne? Mesele bizim rahat okuyacağımız bir sesten başlamamız. Onun için kendimizi rahatlatmak adına aşağıda zeminde inebileceğimiz en aşağıya kadar inip oradan çıkmak çok daha güzel olur diyorum. Ben de 78 puan diyorum. 78 evet. Puan alıyorsunuz Ubeydullah Hocam da. Kıymetli Hocam, bahsettiğiniz gibi yeni Mevlid Hanların yetişmesine de bu güzel program vesile olacak inşallah. İnşallah. Hakikaten Türkiye'de ilk defa yapılan bu güzel program inanıyoruz ki çok hayırlara vesile olacaktır. Sevgili Mustafa Biliz için jürimizden bir puan aldık. Bakalım toplamda ne kadar bir puan elde ettik, onu göreceğiz birazdan. Evet, Mustafa Biliz 310 puan alıyor. Kutluyoruz. Hayrını görün efendim. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederiz. İkinci yarışmacımızı geride bıraktık. Şimdi sırada üçüncü Mevlid Han var. Nereden gelecek? Bartın'dan gelecek. Nurettin Altekin Merhaba Bahri'ni okuyacak. Ben Nurettin Altekin, Bartın Ulus ilçesinden yarışmaya katılıyorum. Böyle bir yarışmayı başkanlığımız düzenlediği için kendim de böyle bir yarışmaya katılmayı istedim. İnşallah hayırlı bir yarışma olur diye temenni ediyoruz. Halkımız Mevlid'e çok temayül eder, ilgi gösterir. Dolayısıyla biz de görevimizin dışında Mevlid'lere gideriz, orada Mevlid'leri okuruz. Elimizden geldiği kadar halkımız da güzel mevlid okursun, okuyorsun hocam diye bize iltifat ederler. Benim için birincilikten ziyade buraya katılmak, böyle bir Bursa gibi bir yerde, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin görev yaptığı bir yerde yarışmaya katılmak benim için birincilikten ziyade daha önemli diye düşünüyorum. Yaratılmış cümle oldu şadman. O
Han gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan idüf nidan. Cari şübe merhaba ey yani sultan, merhaba merhaba ey kani irfan. مرحبا أي سر فرقان مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا 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 أي آشنا زلجلال مرحبا أي جان باقي مرحبا مرحبا وشاق ساقي مرحبا مرحبا عين حليل مرحبا هاس محبوب جليل مرحبا رحمة للعالمين
sensin şefi'ül müzdibin ya Resulallah. Merhaba sen. Ey yaratılışların sultanı sen. Son nefes didarın ile şad kıl. Nurettin Altekin için seyirci puanlamasına geçiyoruz. Evet, Nurettin Bey. Sesinize, sadağınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum efendim, Allah razı olsun. Bartın'dan geliyormuşsunuz. Bartın'dan yakın geliyorum. Zamanda yaşanan orada elin evet. Bir patlama maalesef, nihayetinde maalesef. Ölen, şehit olan vatandaşlarımız evet. Var. Sizin nezdinizde tüm ülkenin, tüm vatanımızın da başı sağ olsun diyoruz. Allah razı olsun efendim. Bu manada Sayın Hocam, ölenler gerçekten artık şehit olanlar diyelim. Bizim genç evlatlarımız yani madende orta yaşlı bile olmak orada çalışma yönünden zor oluyor. Yani diyebilirim ki 22 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında olan delikanlılarımız var. Bunun yanında çok yakinen tanıdığım dostlarımın çocukları var. Yani inanır mısınız şu yarışmaya gelirken bile aklımdan şu geçti. Yarışmaya gideyim mi gitmeyeyim diye bir tereddüt içerisinde yaşadım. Yani anlatmak zor, sözün bittiği yerdeyiz. Dolayısıyla hatta şöyle bir örnek göreyim. Bizim meslektaşlarımızdan iki tane kardeş olan var. Onların kardeşleri vefat etti, şehit oldu. Dolayısıyla bir tane hocamız öyle diyor, kardeşlerinden biri. Ya diyor, ben şu iki tane sabi çocuğu diyor, nasıl laf anlatacağım diyor. Yani çocuklar şöyle diyorlar, amca bizim babamız ne zaman gelecek? Biz onu ne zaman kucaklayacağız diye çocuklar babalığını soruyorlarmış. Dolayısıyla zor bir durum. Bu manada bütün Bartın'ımızın, Türkiye'mizin başı sağ olsun diye biz temennide bulunuyoruz efendim. Ölenlere de gani gani rahmet diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimize de acilen şifalar diliyoruz efendim. Geride kalanlara da Rabbim sabrı cemil nasip etsin. İnşallah. Evet efendim, evet efendim. Bu güzel ülkemizde bir daha böyle acı olaylar yaşamamak ümidiyle, duasıyla, niyetiyle diyelim. Ve kıymetli hocamızın Mevlid-i Şerif okumasını yorumlayalım. Kıymetli Ubeydullah Hocam, bu sefer sizinle başlayalım istiyoruz. Şimdi müziğin içerisinde hocalarımın da malumudur. En zor
gerçekleştirilen şey irticalen okumak. Yani doğaçlama dediğimiz o anda içinizden ne geliyorsa onu o anda düşünüp o anda kompoze edebilmek. Bu zaman içinde bir meleke kesbediyor. Yani ne yapacağınızı biliyorsunuz, nasıl olacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla şu andaki buradaki dinlediğimiz icralar gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Mevlid'de gerek ezanda irticalen icralar, doğaçlama icralar müziğin en zor kısmıdır. Onun için her an her şey olabilir, ses gidebilir, ses kayabilir. Yani ben şuna eminim ki diğer iki yarışmacımızda da bunu gördüm. Yani daha rahat ve daha sakin bir ortamda çok daha müthiş okuyorlardır, ona eminim yani. Onun için o şeyin de verdiği, heyecanın da verdiği etkiyle tabii ki bu Mevlid-i Şerif'in bir kalıbı var. Yani fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, Allah'a adın zikrede, hatta ritimlendirebilirsiniz yani. Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Bunu ne kadar melodiye boğarsanız boğun, bu kalıbın dışına çıkmamanız gerekir. Mevlid okurken ki en önemli unsurlardan birisi de bu aslında. Acizane dinlediğim kadarıyla yani. Onun için ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Bazı yerde bu kalıp dışı çıkışlarımız var ama geçkiler, diğerleri hakikaten kayda değer çok güzel geçkiler vardı. Ben 80 puan diyeyim. Sözü çok uzatmadan. 80 puan veriyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli Yunus Hocam, sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Eyvallah. Tabii güzel bir sesi var hocamızın. Müstakil olarak parça parça düşündüğümüzde çok hoş nameler, çok hoş geçkiler, çok hoş icralar oldu. Ama bunların bütününün kompozisyonuna geldiğimizde sıkıntı var orada. Tabii buna tenasüp diyoruz. Bu tenasübü göremedik. Öyle zannediyorum ki büyük şehirlerin dışında Anadolu'da biraz meşk problemi var. Bunlar meşkle olabilecek şeyler. Yani gerek name zenginliği ve gerekse bu tenasübün sağlanması noktasında çeşitli makamlarda icra edilecek, meşk edilecek eserlere şiddetle ihtiyaç var. Meşk ne kadar fazla olursa bu noktada başarı o kadar yükselir. Öyle bir imkan bulduğu takdirde hocamızın ben çok daha iyi icralar yapacağına inanıyorum. Benim de puanım 75. 75 puan alıyor Amir Hocam. Siz dinliyorsunuz. Evet, ben de tebrik ediyorum Nurettin Bey kardeşimi. 15-20 gün evvel benim de bir ziyaret etme fırsatım oldu. Bartın, Amasra gibi güzel köşelerimizi. Hakikaten çok üzüldük. Allah bir daha böyle bir kaza göstermesin, yaşatmasın diyoruz. Sevgili Nurettin Bey kardeşim, okuyuşlar türlü türlüdür. Mesela bir fantezi okuyuş var, bir popüler okuyuş var, bir de klasik tavırda okuyuş vardır. Sizin okuyuşunuz klasik tavırda. Bir melodiyi, bir nameyi çok böyle işlemek gibi, nakışlama gibi bir şeyiniz var, alışkanlığınız var. Bu cemaati birazcık dinlerken şey yapar. Yani usandırma gibi bir duruma getirir. Daha böyle akıcı bir şekilde, kısa kısa okumanızı öneririm, tavsiye ederim. Evet, bunun yanında güzel bir şeyiniz var. Okuyuşunuz oldukça bir usta okuyuşuna özenti gibi bir durumunuz var. Bir de Yunus Bey kardeşimin söylediği gibi ben birazcık şeye katılmıyorum. Zira artık bizim yayın organlarımız, televizyon gibi, radyo gibi vesaire, internet gibi olay hadiseler bize bu gibi güzel okuyuşları daima hatırlatan, öğreten yayın organlarıdır. Bunlarla da biraz istifade etmek, onlara öğrenci olmak, onları kendimize rehber edecek gibi bir husus tavsiye edilir. Hocam, öyle... bu manada ben özür dilerim. Estağfurullah. Sözünüzü kesiyorum ama dinleme noktasında elimden geldiği kadar belki diyeceksiniz ki ya çok eskileri niye dinliyorsunuz? Mesela bir Sami Efendi, efendime söyleyeyim, bir efendim şu anda aklıma gelen çok eskilerden hocam biraz önce söyledi, Aziz Bahriyeli hocamız, İbrahim Çanakkaleli hocamız, Nihat Ulu hocamız, Demirhan Ünlü hocamız. Yani bunları ben elimden geldiği kadar dinlemeye çalışıyorum.
Tabii hocamızın buyurdukları gibi biz biraz da büyük şeylerin dışında durduğumuz için meşk olayımız zayıf oluyor. Ama şunu da bilin ki Bartın küçük bir yer olmasına rağmen bizim dahi bir musiki koromuz var. Yani bu koromuzla beraber biz elimizden geldiği kadar meşk yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bu yarışmaya katılmamın zaten sebebi de inanın hiçbir derece falan önemli değil benim için. Şu Bursa'da efendim Süleyman Çelebi Hazretleri'nin huzurunda durup da bu mevlidi şerif okumak benim için en büyük şeref diye düşünüyorum efendim. Allah razı olsun. Evet, alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu samimi duygularından ötürü. Çok teşekkür ederiz. Evet, kıymetli Fatih Hocam, size geçmeden önce Amir Hocamızın şöyle güzel puanlarını bir dinleyelim bakalım. O yarışmacımız için kaç puan verecek? Nurettin Bey kardeşime benim puanım 76. 76 puan. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayrını görün efendim. Kıymetli Fatih Hocam, sizden ne dersiniz? Ben de tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ben tabii biraz teknik olarak meseleye yaklaşayım. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Biraz konuşur gibi okumakta fayda var. Yani dinleyici okuduğunuzu çok yayarak değil de daha konuşur gibi okunduğu zaman dinleyici güfteleri de daha iyi anlar diye düşünüyorum. Değerli hocamın bas karakterde bir sesi var. Altı ses ile beş ses arası, ara sesten yani sol diyez üzerinden bir giriş yaptınız. Güftelerde küçük hatalar vardı. Ama çok güzel bir meyana geçmeden evvel güzel bir muhayyer açkısı yaptınız. Perdeler çok sağlamdı sol diyeze göre. Meyanı güzel yaptınız. Ben aslında buraya kadar kompozisyonunuz çok güzeldi. Yani zemin, zaman, meyan burada güzeldi. Ancak hatta bir yere düştünüz. Yeden perdelerinde bile güzel nameler yaptınız. Perdeyi mi kaybediyor dedim. Kaybetmediniz. Ancak sabah geçkisiyle beraber bir Hicazkar geçkisi yapayım dediniz ama bir perde düşmeniz gerekiyordu. O düşünmedi. Yani karar tam olmadı. Sondaki bitirişte de Segah'a geçmesi gerekirken geçemedi. Ama ben hepsine şöyle bir genel baktığım zaman kompozisyonu güzeldi. Benim puanım da 77. 77 puan alıyor Nurettin hocamız. Tüm jürimizi dinledik, puanlarımızı aldık. Bakalım toplamda nasıl bir puan elde etmişiz, onu görelim hep birlikte. Evet, Nurettin Altekin 308 puan alıyor. Nurettin Altekin'i tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla uğurluyoruz. Buyurun efendim. Evet, üçüncü yarışmacımızı da uğurladık. Sırada dördüncü Mevlid Han da var. Nereden geliyor? Bilecik'ten Abdullah Arslan Miraç Birbahri'ni okuyacak. İsmim Abdullah Arslan. Bilecik, Pazaryeri, Sarıdayı köyünde imam hatip olarak görev yapıyorum. Tabii ki hocalarım Fatih Hoca gibi hocam, Amir Ateş hocamız, aynı zamanda Yunus Balcı hocam gibi jürilerimiz karşılarında Mevlid-i Şerif okumak zor olacak biraz. Tatlı bir heyecan var tabii. İnşallah bu sesimizi etkilemez. Elimden geldiğini yapmaya çalışacağım. Söyle şurken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam aldı ol şah cihanı ol zaman Sidre'den götürdü ve gitti hemen. B
Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var, ne anda arzu sema. Kim ne halidir ne mali olmahan, aklı fikretmez o hali fehmuhal. Ref olup ol şaha yetmiş bin hicab, nur-i tevhid açtı vecihinden nikâb. Her birisinden geçerken ile ruh emrolurdu ya. Çünkü kamusun görüp geçti öte, var değil işte ol ulu hazrete. Aşikâre gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Bi hurufu lafz oltak padişah, Mustafa'ya söyledi bir içtiba. Dedi ki matlubu maksudun benem, sevdiğin can ile mabudun benem. Gece gündüz durmayıp istedim, ola kim görsem cemalin didin. Gel Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı ne muradın var ise demre var, eyleyim bir derde bin türlü deva. Mustafa dedi ya Rabbi Rahim, ey hata puşu hatası çok kerim, ol zayıf ümmetlerim halin ola, hazretine nice anlar yol bulan.
Gece gündüz işleri isyan kamu, korkarım ki yerleri ola tamu. Ya ilahi hazretinden hacetim budurur kim olamak bu ümmetim. Abdullah Arslan için seyirci puanlamasına geçiyoruz. Sadağınıza sağlık, sesinize sağlık. Biraz terlettik mi sizi, ne dersiniz? Evet, biraz terlettiniz. Heyecan var mı? Heyecan, tatlı bir heyecan var. Nereden geliyordunuz? Bilecik Pazar Yeri. Çok güzel. Orada havalar nasıl? Soğuk, soba yakmaya başladık. Öyle mi? Kestane zamanı da çıktı, tam vakti diyebiliriz. Öyle. Çok merak ediyorum, kıymetli jürimiz nasıl bir değerlendirmede bulunacak? Dilersen Amir hocamızdan başlayalım. Evet. Amir hocam. Onur Beyciğim, ben üzülüyorum biraz. Niçin? Billur gibi bir ses maşallah. Yani bu sesi işlememek, bu sesi nakşetmemek birazcık Abdullah Bey kardeşime ceza vermek istiyorum. Hmm. Nasıl ona, bir ceza vereceksiniz ona hocam? Ona bu vesileyle 76 ceza veriyorum ben. 76. Zira günümüzde o kadar güzel örnekler var ki bu örnekleri lütfen kendisine örnek alsın ve fevkalade güzel bir Mevlid Han yetişmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Tebrik ediyorum. Sesi çok güzel. Dikkat etmesi gereken evet. Bir şeyler var. Öyle evet. Mi? Doğru evet. Aldık değil mi mesajı? Evet, aynen. Aldın mı mesajı hocam? Hah, güzel. Evet, vezinlerde efendim fevkalade eksiklikler, hatalar var. Hı-hı. Ama o billur gibi bir ses her şeyi yapabilir. Onu lütfen işlesin. Büyük bir iltifat oldu bence. Evet. Kıymetli Yunus hocam, sizinle devam edelim. Hocamın söylediklerini teyit ile şeker, un ve işte yağ, helva için yeterlidir. Yani helva tatlı demek malum. Çok tatlı bir eser ortaya çıkar. Ben onun için Abdullah kardeşime özellikle yetiştirilmesi talebiyle 82 puan verdim ama tabii çok eksikleri var. Hocamın buyurdukları gibi böyle bir malzemenin işlenmemesi bu malzemeye haksızlık olur. Allah da haksızlığı sevmez. Kendisine haksızlık etmesin. Tavsiyem o. Özellikle yetiştirilmesini tavsiye ediyorum bu kardeşimizin. Hakikaten çok çok güzel bir ses. Kaç puan vermiştiniz hocam? 82 puan verdim. 82 puan aldık. Amir hocamızdan 76 almıştık. Devam edelim Ubeydullah hocam. Evet. Ben gene birkaç cümle Mevlid ile ilgili bir bilgi elbette vereyim, sonra söyleyeyim. Biz neden mesela bu makam bahirleri bu makamlarda okuyoruz? Yani neden Amine Hatun'u rast okuyoruz da işte Hicaz okumuyoruz? Ya da Allah adını sabah okuyoruz? Buna da şöyle bir şey şerh düşelim. Bu besteli Mevlid ile ilgili bir şey var. Rivayet demeyeyim de delilleri var. Bunların ilkinin hatta Süleyman Çelebi Hazretleri tarafından bestelendiğine dair rivayet güçlü. En güçlüsü Sekban ve Ubeyd'in bestelediğine dair. Oradan bestesini unutmuşuz. Çünkü Zekai Dede, Dede Efendi'ye hacca giderken Dede Efendi Zekai Dede'ye diyor ki bu besteli Mevlid benle gidecek. Bir tek ben biliyorum. O da bende gidecek. Kimse öğrenmedi bunu diyor. Malum hacca giderken. Gerçekten sadece şu anda mesela 12-13 tane yazma eser var Mevlid'le ilgili, Mevlid-i Şerif'le ilgili. Hepsinin kenarlarında bunlar yazıyor. Yani rastla başlıyor, sabahıyla başlıyor. Bu aslında besteliden kalan bir miras bize. Yani bu şeyle okumamız, bu tavır üzere ve şey üzere, tarz, makam üstüne okumamız
Hani bu da neden böyle okuyorlar diye merak edenler varsa dinleyiciler arasında, bunun bir geçmişi var tabii ki. Makamsal okumamızın ve içindeki bütün yaptığımız o şeylerin, algoritmanın bir altyapısı var. Kafamıza göre işte sen Amine Hatun'u şimdi rast oku, niye rast okuyorsun diye soramıyoruz. Öyle gelenek öyle olmuş. O da Besteli Mevlid'den kalmış bize. Burada aklıma geldi kıymetli hocam. Süleyman Çelebi kendi Mevlid-i Şerifini bestelemiş mi? Evet, onunla ilgili rivayet var. Bir iki kaynakta ben okudum. Fakat acizane bende uyanan kanaati sorarsanız asıl Sekba'nın ondan sonra gelen birisinin bestelediği. Fakat şu bir gerçek ki müzikal okuyorlar. Yani nameli okuyorlar bu metinleri. Hani çok fazla şey yapmasalar bile böyle nasıl diyeyim uzatmadan güfteyi anlayabilecek gibi fakat nameli okuyorlar. O eski Türklerden beri gelen bu şekildeki bir dini metin okuma geleneğimiz bizim zaten var. Yani yeni çıkmış bir şey değil o. Şimdi Abdullah Arslan kardeşime gelince de acizane biraz Fatih Hocam'la biz sınıfta bu arkadaşlarla çok hemhal oluyoruz ya hani ilahiyat fakültelerinde. Acizane onlara yaptığım tavsiyeyi ona da yapayım. Birisini motamot kafana kestir. Sana en çok cezbeden kimse. Bu Hafız Kemal olur, Amir Ateş Hocam olur, ne bileyim Kani Karaca olur. Hangisinden zevk alıyorsan hocam? Zevk tartışılmaz bir şey. Senin zevk aldın ama iyi okuyan birisini. Onu motamot taklit et hocam. Ondan sonra 10 kişiyi böyle taklit et, kendin olursun. Tek onda kalırsan taklit olursun, kimse dinlemez seni. Tamam mı hocam? 10 kişiyi böyle taklit et ama. Yani bunu okumaman bence çok büyük bir kayıp hocam. Böyle çalış. Bu sese, bu Mevlid-i Şerif çok yakışır yani hakikaten. Bu Mevlid-i Şerif'e de o ses yakışır. Onun için ben de hocamın cezasına 2 puan daha ceza koyup 78 veriyorum. 78 puan eyvallah alıyorsunuz Ubeydullah hocamızdan. Son olarak evet. Fatih hocamıza dönelim. Ben Abdullah kardeşimi tebrik ediyorum. Naif bir ses, çok güzel bir ses. Güfte hataları çok fazla. Onlar düzelecek. Fazla uzatmayacağım. Kumaş çok sağlam. İyi bir terziye git. Kaç puan veriyorsunuz hocam? 75. 75 puan aldık. Aslında bizim için ne kadar kıymetli bir iş değil mi? Reçete veren öyle güzel doktorlar var ki, öyle güzel üstadlar var ki bugün de sizin çok güzel bir reçete aldığınızı ümit ediyoruz. Bakalım kıymetli jürimizin toplamdaki puanı kaçmış? Evet, Abdullah Arslan 311 puan alıyor ve alkışlarınızla kendisini uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, günün son yarışmacısına geldi. Beşinci yarışmacımızı alacağız. Nereden? Kocaeli'den. Kim gelecek? Hüseyin Kan, Miraç 2, Münacat Bahri. Ben Hüseyin Kan, Kocaeli Kandıra doğumluyum. Gölcük Yazlık Ilıca Camii İmam Hatibiyim, evliyim, 3 çocuk sahibiyim. Yarışmaya Gölcük'ten katılıyorum. Bizleri Mevlid'le tanıştıran ilk hocamız Kandıra Merkez Şefik Camii İmam Hatibi Ercan Rüzgar Hocam. Şu an burada yarışmacı arkadaşlarımızın aileleri var, yeterince kalabalık. Bu kalabalıklık tabii ki bizi yeteri derecede heyecanlandırır. İnşallah içeride elimizden geleni yapıp üstesinden geleceğiz bu işin. Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed, ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi anlara kıldım nasip. Ya Habibim nedir?
bir avuç toprağa minnet eyledin. Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mıydı alem ey latif? Zatıma mirad edindim, zatını bile yazdım, adım ile adını. Hem dedi ki, ya Muhammed, ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni. Avdet edip davet et kullarımı, ta gelu ben göreler didarımı. Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmeti Sıdk ile beş vakt olundukça eda, elli vaktin ecrine eyler hak ata. Tarfetül ayn içre ol fahri cihan, Ümmü Han'ı evine geldi hemen. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kavmumuz kulları sen şahsın, gönlümüz içinde ruşen mahsın, ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin ya ilahi, ol Muhammed hak için, ol şefaat kanı Ahmed hak için, sidrevi arşı mualla hak için, ol suluki seyri âlâ hak için. Sırrı furkan nur-u azam hak için, Kudüs-ü Kâbe Merve Zemzem hak için. Aşk odundan ciğeri büryan için, derd ile kan ağlayan giryan için. Ya ilahi, sakla kıl imanımı, verelim iman ile ta canımı.
Affedü biz yanımız kıl rahmeti. Al Habibin yüzü suyu hürmeti. Sana layık kullarınla hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et, yoldaşın iman makamın cennete. Ya İlahi, kılma bizi dallin. Bu duaya cümleden deyin amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in. Hüseyin Kan için seyirci puanlaması geliyor. Evet Hüseyin Hocam, sesinize sağlık, sadanıza sağlık. Teşekkür ederim. Sizce? Güzeldi. Heyecan var mıydı? Heyecan. Olmaz olur mu? Evet. Arkadaşlarımız da demişsiniz ki ben Mevlid-i Şerif okumayı çok seviyorum. Evet. Ne zaman başladı bu sevda? Ortaokul çağlarında. Ortaokul çağlarında. Nasıl başladı? Bir anısı, bir hatırası var mı? Evet. Şimdi bizim köyümüzde cemiyetler öğleden önce yemek ikramı olur. Ardından öğle namazı kılınır. Daha sonrasında işte Kur'an-ı Kerim, İlahiler, Mevlid-i Şerif okunur. Yine böyle bir sünnet cemiyetiydi. Hocamızla beraber yemek yedik. Tabii o zamanın vermiş olduğu heyecanla, hocam bana Mevlid-i Şerif'i öğretir misiniz dedim. Tabii bizim köy hocamıza. O da güzel bir üslupla dedi ki ben öğrenemedim ki sana nasıl öğretebilirim. Derken Kandıra Şefik Camii hocamız, Ercan Üzgar hocamızı kapısını çaldık çekine çekine. Allah razı olsun, o da bildiği kadar öğretti. Hatta bir kaset bıraktım ona. Evvelinde işte bir aşırı şerif, ardından işte Allah adın bahri okunacaksa sabah makamında bir ilahi, ardından Allah adın bahrini, yine Amine Hatun, Merhaba, Miraç, böyle bir ilahi, bir mevlid, bir kasete şeklinde bu şekilde öğrenmiş olduk. Onu dinleye dinleye. Kaset mi oluşturuldu bu evet, şekilde? Evet, kaset oluşturuldu. Ne kadar öngörülü bir hocaymış ya. Allah hakikaten razı olsun. Duruyor mu kaset? Kaset şu an durmuyor. Hadi ya, durmuyor evet. Mu? Artık cennete gidince inşallah dinleriz. İnşallah. Hep birlikte açarız böyle. Bangır i̇nşallah. Bangır. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ben ederim. Jürinin yorumunu çok merak ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli Yunus Hocam, sizinle başlayalım bu sefer. Eyvallah. Bir defa Hüseyin Hocamızın çok çok güzel bir sesi var. Hakikaten pırıl pırıl berrak bir ses. Ama tabii şey olarak, icra olarak da genel itibariyle iyi. Birkaç yerde vezin ve güfte hataları ile birlikte. Yalnız tabii şey, makam ve name zenginliği noktasında eksikler var. Mesela Hüseyin'i gösterecek gibi bir karcığar bağımlılığı var gördüğüm kadarıyla. Karcığar makamına bayağı bir bağımlı. Efendime söyleyeyim. Biraz daha böyle
kadim bizim Mevlid Hanlarımızı dinlerse hocamız çok daha iyi noktaya gelecektir eminim. Allah muvaffak eylesin. Puanım da 85. 85 puan evet. Alıyorsunuz Yunus Hoca'dan. Çok teşekkür ediyoruz. Ubeydullah Hocam. Ben yine birkaç cümle Mevlid'le ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen buyurun. Sahada da bir derlemeci olarak aslında Mevlid-i Şerif'in ne işe yaradığını ve neye bizim nasıl bir arada tutan bir harç olduğuna dair aslında Balkanlara bakmak lazım. Sevgili Fatih Hocam'ın da orada bir Balkan derlemesi var, Mevlid-i Şerif derlemesi var. Ama genel olarak bahsedecek olursak oradaki tek cümle şu uzatmadan söyleyeyim. Eğer Mevlid-i Şerif olmasaydı Balkanlarda, yani o komünizm belasının geldiğinde eğer Mevlid-i Şerif olmasaydı bugün bizim İslam olduğumuzdan çok bahsedemezdik. Çünkü hakikaten bunları biz burada görmüyoruz bu ülkede. O ülkelerde çok net görüyoruz. Bunlarla ilgili bilimsel makale yazmış insanlar olarak konuşuyoruz. Yani oradaki duyduklarımızı anlatmıyoruz yani. Bunların hepsinin oturduğu bilimsel zeminleri var bu söylediğimiz şeylerin. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif dünyanın en çok dillerine çevrilen eserlerden bir tanesi. Bunun Arnavutçası var, Boşnakçası var. Hatta Rumcasını gördüm yani. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif'e baktığınız zaman ve enteresandır bizim okuduğumuz tarzda okumaları da çok enteresan. Şimdi nasıl bugün bir müzik furyası çıkıyor, bütün dünyayı etkiliyor ya, onun gibi düşünün. Gerçekten Osmanlı öyle bir şey yapmış ki bütün Müslümanları etkilemiş. Etkilemediği hiçbir coğrafya görmüyorsunuz. Ama kendi dillerinde. Bir nevi cihat da olmuş aslında, tabii öyle değil ki, mi? Dini mübin İslam'ı da yaymışlar. Aynen. Resulullah sevdasını yaymışlar. Aynen. Bu vesileyle. Onu yaydığınız zaman zaten o harç sizi tutuyor hocam. Muhabbeti öğreniyorsunuz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl yani. Muhabbetsiz muhabbetten, Muhammed'den ne hasıl yani. Onun için o muhabbeti, öncelikle o muhabbeti temin etmişler. Bu kısa bilgiyi de verdikten sonra bir daha ben gelmeyeceğim için bildiğim her şeyi anlatayım istedim ya. Çok büyük renk kattınız hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili hocam güzel okuyor fakat benim kanaatim acizane dinlediği şeyler genelde halk müziği, sanat müziği, daha ağırlıklı olarak onları dinlediği hissi uyandı bende nedense. Biraz daha dini müzik dinlerse, hocamın dediği gibi kadim olanları dinlerse, oradaki o biraz daha namelerdeki o şeyden, fantaziden kurtulabilir hocam. Kurtulursa tekrarlardan ve diğerlerinden kurtulabilir. O çok ses güzel, yorum güzel. O şeyleri söylemiyorum, metindeki harf atlamaları filan. Ben de 82 diyorum hocam. 82 evet. Puan aldınız Ubeydullah Hoca'dan. Evet, Amir Hocam. Evet. Sizdeyiz, buyurun. Sevgili Onur Bey kardeşim, çok şükür Hüseyin Bey kardeşim, bizim bugün birazcık neşemizi, bizim gönlümüzü aydınlattı. Allah razı olsun, başarılar diliyoruz. Mevlid maalesef bazı günümüzde hem de saygı duyduğumuz insanlar tarafından, canım o da neymiş, olsa da olur, olmasa da olur gibi lüzumsuz şeyler söylemektedir. Oysa ki Mevlid bizim Allah'a olan bağlılığımızı, sevgili Peygamber Efendimiz'e olan aşkımızı, sevdamızı dile getiren ve bundan daha, Mevlid-i Şerif'ten daha güzel, bizi bu hale sokan, bu hale getiren bir eser ancak Kur'an-ı Kerim'imiz var. Hadis-i Şerifler var tabii ama Mevlid-i Şerif, Kur'an ve hadis kaynaklı en güzel Müslüman Türk milletinin bir benzeri daha yazılamamış, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid gibi bir benzeri daha yok bunun. Öyle diyor büyük bir şairimiz, birçok şairlere nam bırakmış ediplere dahi, dedi gördüm ol Habibin hanesi, bir acep nur ki güneş pervanesi gibi icaz karşısında kalemlerini kırdırtan Süleyman Çelebi diyor, bahsediyor. Oysa ki bu güzel eserin neresi güzel değil, daha hoş. Hoş efendim, hoş, hoş ve güzel. Güzel, güzelden de güzel. Onun için bu güzelliğe güzellik katan sevgili Hüseyin Bey kardeşime, benden de haddim olmayarak bir iki düzeltmesini
önerdiğimiz, tavsiye ettiğimizden dolayı 88 puan. 88 verelim. Puan geldi, evet, Amir hocamızdan. Evet Fatih hocam, sizin değerlendirmelerinizi, evet, merak ediyoruz. Gerçekten tabii çok geleneksel bir mevlid tavrıyla okudu şu anda. Yunus abinin, Ubeydullah hocamın, Amir hocamın o İstanbul tavrı değil ama biraz Anadolu, Anadolu'nun genelinde okunan bir tavırla okudu Hüseyin hocam. Bu benim de çok hoşuma giden bir tavırdır, onu söyleyeyim. Bunu da yabana atmamak gerekir. Orta seslerde okudu. Yani hiç o bizim kompozisyon, zemin, zaman, meyan, karar dediğimiz kompozisyona girmeden kendi sesinin en güzel olduğu perdelerde okudu. Eğer iki ses, üç ses aşağıya düşüp yukarıda da iki ses çıkabilecek ses karakteri var. Onları yaparsa kompozisyonu da oturtur. İleride çok daha güzel, daha güzel bir şey ortaya çıkar. Vallahi ben de 88 verdim. Evet, 88 puan geldi Fatih hocamızdan. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Kutluyoruz sizi. Bakalım Hüseyin Kan tüm jürimizden toplamda kaç puan almış? Evet, Hüseyin Kan 343 puan alıyor ve güçlü alkışlarınızla kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kutluyoruz. Siz bizim son yarışmacımızsınız bugün özelinde. Dolayısıyla sahneden indirmiyoruz. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Diğer yarışmacılarımızı da ben hemen sahneye davet ediyorum. Bugünkü final için. Evet efendim, geldik bugünün finaline. 5 yarışmacımız Hakk'ın rızası için, Resulullah sevdası için nefeslerini tükettiler ve terlediler. Geldi artık sıra neye? Günün birincisini belirlemeye. Ama 5. yarışmacıdan başlayacağız. Yavaş yavaş yukarıya çıkacağız. Bugünün 5. olan yarışmacısı, kıymetli jürimizden 297 puan almış. Seyircimizden 68 puan almış. Toplamda 365 puanla Atalay Deveci oluyor. Güçlü alkışlarınızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri uğurluyoruz. Çok sağ olun. Günün 4. yarışmacısı, jürimizden toplamda 308 puan almış. Seyircimizden 72 puan almış. Toplamda 380 puanla Nurettin Altekin oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 3 kişi kaldık. 3. olan yarışmacımızı zikredeceğim. Seyircilerimizden 80 puan almış. Jürimiz kendilerine 310 puan vermiş. Toplamda 390 puanla Mustafa Biliz oluyor. Yine güçlü alkışlarınızla Mustafa hocamızı da uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Geldik Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışmasının 1. bölümünün birincisini açıklamaya. Kendileri seyircilerimizden 82 puan aldılar. Jürimiz kendisine 343 puan verdi. Toplamda 425 puanla Hüseyin Kan oluyor. Alkışlarınızla. Hüseyin Bey'i kutluyoruz, tebrik ediyoruz. 2. olan yarışmacımız genç Mevlid Hanım'ımızı da, aldığı puanları da zikredelim efendim. Seyircimiz kendisine 83 puan verdi. Jürimiz 311 puan verdi ve 394 puanla günün ikincisi oldu. Sizi uğurluyoruz alkışlar eşliğinde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 1. olan yarışmacımız Hüseyin Kan. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Duygu düşüncelerinizi almak isteriz efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biz hocamın bestelerini dinleye büyüdük. Kandıra'da hocamın besteleri bol bol okunuyor. Biz de aşina oluyoruz inşallah. Hatalarıyla beraber olsa da okumaya gayret ediyoruz. Bunun dışında kıymetli hocalarıma ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircimize, jürimize de çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu şekilde ödüllendirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bu kadar. Sizi bir kere daha yarı finalde ağırlayacağız.
İnşallah. İnşallah. Orada da başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Ve güçlü alkışlarınızla birincimizi uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, Mevlid-i Şerif Güzel Okuma Yarışması'nın ilk bölümünü geride bıraktık. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.